Uyuyor. Yarasak. Kendisi. Yani senin kafandaki projeyi ne olarak yaz, bakanlığa ne sunmak istiyorsun? Yasal olarak bunu, üç tarafın olduğu için de bundan şeyin yasal şey uygulanması değilse güzel olur ama hukuk uyduramadığı zaman bu faydası olmaz. Evet. Yani teşebbüsü düşündüğüm için daha ayrı bir şey. Sunumumuzun devamı için Sayın Fahri Özerkaş Bey'i sahneye davet ediyorum. Kısımdan soru sormak isteyen var mı? Normalde ben bu tip eğitimlere 3-5 gün arkadaşı buraya alarak onların kişi örgütlenmeleri nafşet okundururum. Kendime dokunurum, onlara dokunururum. Deneyime dayalı öğrenme olur. Herkes iş dünyasında yani aynı sendede var, aynı sendede vardır ama kimse söylemez. Ve gayet doğal. Ama öğrenmenin başka yöntemi. Evet. Biraz önce anlattım strese bağlı regresyon dedim. Yani sağlık birimlerine gelen, acil servise gelen insanlar normal dayanabildikleri ölçünün daha azına dayanabilirler. Bu günlerde gereken en temel madde. Yani dışarıdayken sosyal ilişkilerine veya bir başkasının başına bir olay geldiğinde onu düzenleyebilmeleri, onlara karşı tepki vermeleri ve öfkelerini, kızgınlıklarını tutabilmeleri daha yüksek iken kendileri veya aile bireylerinden bir tanesi bu sorunla karşı karşıya kaldığında daha geri bir kişilik örgütlenmesi seviyesine inmeleri doğal. Bu pointer orta mı bunun? Tamam. Bireyler sitesi ilgili kişilik gelişiminden bir geri olarak bir alt yazıya getiren ve regresyonlar davranışları, düşünceleri, duygular ve tepkileri buna göre değişim gösterir. Burada 4 tane ana faktöre bakıyoruz. Yani davranışlar, hareketlerimiz, konuşurken düşünceleri, bu davranış ve düşünceyi ifade ederken beden dilindeki duyguları ve fizyolojik belirtileri. 4 tane elimizde parametre var. Yani öbürünün şu andaki halini anlayabilmeniz için bu 4 elimizden eşit değerde bakmanız lazım. Fizyolojik belirtileri, kalp atımı, nefes pozisyonu, davranışları, duyguları ve düşünceleri. Bu yine acilde çalışan arkadaşların en önemli bilmesi gereken savunma düzeneği. Belki de tek savunma düzeneği. Birçok savunma düzenekleri yüzlerce var ama bu çözümlerine dağılma savunma düzeneği. Bunun biyolojisi eğer baktığınız olursa kısaca göstereceğim. Kişiler beklenmedik acil bir durumda karşı karşıya kaldıklarında çözümlü veya dağılma mekanizması dediğimiz savunma mekanizması devreye girer. Bu mekanizmada kişi vücuttan ve olaylardan ve zaman dilimlerinden kopar. Çok metanetli gözükebilir. Ve hatta tamamen donmuş, anlamayan, kaybolmuş bir şekilde gözükebilir. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Bu savunma mekanizması bir süre sonra doğal acil görevlisinin duruma dikkat etmesi gerekir. Yani acile gelen insanlar gelirken şok haline geliyorlar. Şok şu demektir. Şu andaki mevcut kapasitelerimle yaşadığım olayı veya etrafımdaki insanların yaşadığı olayı tahammül etmem, kavramam, yönetmem mümkün değil. Şalterleri indiriyorum. Sadece olayı mekanik tarafına alıyorum, bu benim vücuduma olmadı, bu benim aileme olmadı, bu bana olmak diye sizin önünüze mekanik bir dille sanki hiçbir şey yokmuş gibi gelen hastalar olur. Sıkıntısını anlatır, derdini anlatır ama o dert anlatmada, sıkıntıda sanki bir robotun hikayesini dinler gibi dinlersiniz veyahut da orada şaşkın şaşkın durur, sorduğunuz sorulara cevap vermeyebilir, tuhaflaşır. Bunun nedeni yaşanmış olan disosiyasyon mekanizmasıdır. Çoğu kişiliklerin kaynağı da buradadır. Yani çocukluk döneminde cinsel tacize, enseste maruz kalmış, şiddetli ihmal ve işgal edilmiş, suistimal edilmiş çocuklar kendi kimliklerini ve kişiliklerini koruyabilmek için dağılma ve çözülme, disosiyasyon, savunma düzeneğini kullanırlar. Bu düzenek çok çok yoğun yaşanmış ise
kimlikten bir parça kopar, o parça ana kimlikle asla bütünleşmez. Orada çoğul kişilik dediğimiz ayrı bir yapı olarak varlığını ömür boyu sürdürebilir. Demek ki acil servislere gelenler eğer şiddetli bir şok ve beklenmedik bir hastalıkla karşı karşıya kalmışlarsa, buna muhatap bu trafik kazalarında olabilir, bir emay durumunda olabilir, çocuğun beklenmedik bir şekilde havale geçirilmesinde olabilir. Buna şahit olan anne baba içerideki kişiler sizin karşınıza disosiyasyon savunma mekanizmasıyla gelirler. Bu mekanizma acilde genellikle hekime hastayı teslim ettikten sonra birdenbire histerik bir bayılmaya, histerik bir yıkılmaya, bir konversiyon reaksiyonuna, ağlama krizine dönüşebilir. Biraz önce çok detaylı bir şekilde olayın tüm aşamalarını size anlatan kişi size hastayı teslim ettikten sonra hasta yakın olarak bir anda değişik bir insanla 5 dakika sonra dışarı çıktığında karşılaşabilirsiniz. Sebebi bu savunma düzeni. Hatta şöyle bir şey vardı. Bir trafik kazası olayında çocuklarla beraber yolculuk yapan karı koca kazadan sonra eşi ağır yaralı, çocukları ağır yaralı, kendisi hafif yaralı olarak bulunduğunda çok dikkatli bir şekilde çocuklarını alıp onların kanayan kısımlarını bir şekilde bantlayıp eşinin kanayan kısımlarına tampon uygulayıp üzerindeki acili arayıp ambulans gelene kadar bütün sisteme egemen olup sağ salim bir şekilde ambulansa alınması, hastaneye götürülmesi ve teslim edilmesinden sonra hastalar acil serviste hekime teslim edildikten sonra bir anda kadın bütün bunlarla ilgili yapı bir tarafa geliyor, kendini kaybediyor, bir ağlama krizine giriyor, el ayağı boşalıyor. Daha sonra soruyorlar, sen bunları nasıl yaptın? Ben yaptığımı hatırlamıyorum. Bunları ben mi yaptım? Yani insanlarda yedek böyle bir güç var. Yani acil durumlarda devreye giren bir yedek akü gibi düşünün. Bu durumlarda çok metanetli bir şekilde ilgili birime hastalara intikal edene kadar bu kişiler çok güçlü görünürler. Sebebi disosiyasyon mekanizmasıdır. Sanki bir film seyrediyormuş gibi, olayın dışındaymış gibi yaşarlar. Asla kendi çocuğu, eşi ve kocası gibi deneyimlemezler. Sıradan bir olay gibi, bir mekanik bir ilişki gibi deneyimler. Ama ilgili kişiye hastaları teslim ettikten sonra kimliğini tekrar geri döner. Olayın dehşeti karşısında büyük bir krizle, ağlama kriziyle karşı karşıya kalabilirsiniz. O hastaya veya o hasta yakınına müdahale etmeniz gerekebilir. Hatta bazen ciddi manada bir enfarktüsü tetikleyebilir, hiçbir yok, siz diğerlerine bakarsınız. Ama metaneti bir şekilde size gelen hasta yakınının bir müddet sonra o anda dışarıda bir enfarktüs geçirmesi, bu stresle beraber kendi kimliğine döndüğü zaman bir anjina geçirmesi mümkün olduğunu görebilirsiniz. Buna aklınızda kalması gereken bir yapı. Şimdi aktarım kavramı, psikodinamik terapide çok kullanılan kavram ve özdeşim kavramı. Özellikle nevrotik tablonun altındaki kişilik örgütlenmesine sahip veyahut da regresi olarak oraya inen bireylerde iki tür aktarım ortaya çıkar. Bölme aktarım dediğimiz bir aktarım var. Savunma mekanizması var. Bölmenin iki tane birimi var arkadaşlar. Libidinal birimi, agresif birimi. İnsanlar yani libidinal birimdedir ya agresif birimdedir. Libidinal birim ne demektir? Libidinal birim parasempatik sinir sisteminin egemen olduğu, rahat, keyif, huzur, dingin ve güvende hissettiğiniz sistem libidinal birim. Şu anda parasempatik sistemde olduğumuzu düşünüyorum. Dolayısıyla hepimizin şu anda hakim olan sistemi merak duygusu ve keşif duygusu anlama gayretiyle parasempatik sistem. Bir tehditle karşı karşıya kaldığımızda, tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızda, acil bir durumda karşı karşıya kaldığımızda sempatik sinir sistemi aktif olur. Sempatik sinir sisteminde 3 tane cevabı vardır nöronal olarak. Savaş, kaç, donuk kal. O zaman sizin acil durumda size gelen hasta genellikle sempatik sistemde gelecek. Sempatik sistem savaşın olduğu sistemdir, bir düşmanın olduğu sistemdir. Yani öfkenin olduğu sistemdir, agresyonun olduğu sistemdir. Ya siz onu parçalayacaksınız ya o sizi parçalayacak. Dolayısıyla bu şekilde nevrotik düzlemin altına regresi olmuş, bölmenin etkisi altına girmiş olan bir kişilik örgütlenmesi sempatik sistemde size geldiğinde saldıracak boğa gibi içindeki saldırganlığı deşarj edecek birisini arar. Bunun dinamik birçok şey var, arkadaşlar hikayesi var da şudur kısacası. Saldırgan ben değilim, saldırgan senin ispatı derdindedir, bilinç dışı bir süre. Sizi kışkırtarak
kışkırttığı şey olmanızı sağlar. Eğer onu sağlarsa kendisi çok rahat. Düşün, bir hasta geliyor, hasta yakını geliyor. O agresyonla beraber hastanın fiziki tedavisinden ziyade öncelikli olan konu ben saldırgan değilim, ben kötü değilim, sen kötüsün ispatıdır. Bunlar bilinçli değildir arkadaşlar. Hasta gelir, hasta sahibi gelir, sataşacak yer arar, eksik ve kusur arar. Sizi bir aktarıma zorlar. Der ki, benim sana verdiğim şey olmaya mahkumsun. Ne veriyor hasta bize? Sen bana saldırıyor, agresif ol. O kadar kötü ve çirkin davran ki ben rahatlayayım çünkü saldırgan sensin. Sebebi ne? İçinde regresyonla beraber o kadar saldırganlık dürtüleri aktifleşiyor ki bu onu çok korkutur. Bu korktuğu şeyi ortadan kaldırmanın insanlık tarihinde tek bir yolu vardır. Öbürünün saldırganlığını ortaya çıkarak, saldırgan olarak onu etiketlemektir. Yani hastane içerisinde maddi serviste geldiğinde hasta veya hasta yakını size sataşmaya başlar. Eksik ve kusurunuzu aramaya başlar. Ve sizi aktarıma zorlar. Der ki benim sana yaptığım aktarımı alacaksın kardeşim. Alırsanız ayvayı yersiniz. Yani saldırganlaşırsınız. Hatta elinizdeki bir sürüyü tutar. Adama kesmek için tutmamışsınız. Ve şok olursunuz. Bu çok tehlikeli bir şey arkadaşlar. Hepinizin başına gelebilir. Kısaca bir hikaye anlatayım. Bir gün bir delikanlı geldi bana. Evliler bunlar. Bir iki yıllık evliler. Hocam dedi ben hastaneye yatırdı. Aklı başında akademisyen. Niye yatırdı? Ben delirdim dedi. Nasıl delirdim? Hocam dedi ben dedi. Yani ben kendimi çok melek gibi bir adam bilirdim dedi. Ben karıncayı incitmesin dedi. Bu dedi hayatımın en önemli sevgilisi, yıllardır sevgili olarak yaşadığım, iki yıldır evli olduğum karıma dedi sabah dedi ümüğünü sıktım dedi. Az daha elinde kalıyordu, morardı dedi, çırpınıyordu, duvara yaslamış, kaldırmış yok abi, ümüğünü sıkmış. Kız mosmor olmuş, tam ölüyormuş ki bırakmış bu ben ne yapıyorum demiş. Apar topar kızı da aldı benim yanıma geldi. Ben dedi canlıyım, içinde bir canavar çıktı, karımı öldürmekten korkuyorum. Tabi aktarım kavramını bilmiyor. Bir kızı dinledi, bir oğlanı dinledi. Oğlan nevrotik düzlemdeki bir seviyeden. Kız borderline ve yüklenme içerisinde. Sabahtan mızırdanmaya başlamış, yüklemiş. Kız bölmenin etkisi altında kendinde bir agresyon hissediyor. Bu agresyonu boşaltacağı bir kaynak arıyor. Ne var, kim var evde? Gelip bulacak hali yok ya. Kocasını buldu. Vay işte o kıza baktın mı bakmadın mı, o kızla bir ilişkin var mı yok mu? Eve diye 5 dakika eş geldin, 10 dakika yok. Bir pazar sabahı ya. Adam gazetesini almış, gazetesini okuyor. Söyle estağfurullah diyor, bilmem ne diyor. Fakat öyle dedikçe bir de benim duymazlıktan geliyorsun, suçlusunu böyle yapıyorsun falan filan diye. İçindeki agresyonu, öfkeyi adama yükle konteyner öyle bir dolmuş ki adam bir noktadan sonra Allah mı yarattı seni deyip ümüğüne sıkınca kızın içinde hissettiği öfkenin aynısını öbür tarafa geçiyor. Bu buna virütük bulaşma diyoruz arkadaşlar yani. Nasıl virüsler birbirine bulaşıyor, mikroorganizmalar insandan insana geçiyorsa duygular ondan daha hızlı ve daha çabuk geçer. Duygular virüsten daha hızlı ve daha çabuk geçer. Sizin içinizdeki bir duyguyu kısa sürede öbürüne aktarmanız mümkündür. Bu da aynı nöronların vasıtasıyla çok çabuk bir şekilde olur. Sizin bundan korunmanız lazım. İşte bu arkadaşımız kendisini böyle bir pozisyonda tutup da o duygular geri çekip kendi seviyesine geldiğinde içinde bir canavar olduğunu fark edip kendisini akıl hastanesine yatırılması için gönüllü olarak bana geldi. Kız da diyor ki bu hep böyle diyor. Kaynak yani ya. Kaynak kızımızın o yapılanmasındaki hikayede onun tedaviye gelmesi lazım. İşte hasta size geldiğinde böyle bir hasta size sataşmaya başlar. Veya hasta yakın. Siz ya sabır çekersiniz, bir noktadan sonra gözünüz dönün. Bu sizin aktarıma tahammül edemediğiniz yerdir. Bu psikoterapi seanslarında hastalar terapistlerine erotik aktarım yaparlar. Erotik aktarım şu demektir, seksüel olarak sizi uyarırlar. Konuşmalarıyla, davranışlarıyla, kıyafetleriyle tek derdi sizi yoldan çıkarmaktır ve sizi namussuz yapmaktır. Sizi
iş yapabilme kapasitenizi ortadan kaldırmakla haset etmek. Bir şekilde tedaviye gelirler. Tedavide terapist hastanın kendisine aktardığı erotik aktarımı kontrol edemezler. İçinde bir takım şeyler kabarır ve ona karşı hislerini ortaya koyduğu andan itibaren cehenneme düşmüştür. Veyahut da yine narsisistik hastalar terapistin olgun ve sakin durması karşısında o kadar kıvranırlar ki onun olgunluğunu ortadan kaldırıp yok etmeye bir müddetçe huzur bulamaz, buna haset görürsünüz. Bir müddet sonra terapist aşağılamaya başlar seansta. Her gün yaşadığınız şey. Siz içinize öyle bir öfke duyarsınız ki Allah'ın belası, pislik adam dersiniz. Siz ettiğiniz bir müddet. Ulan 3 kuruş para veriyorsun, söylemediğin laf kalmadı. Parana da senin sülaleninde değil, tekmeyi basıp gönderesiniz gelir. Bu duygu hastanın bir ömrü boyu hissettiği diğer insanların da hissettiği. Hiç olmasa parasını vereyim de bu kadarlık 45 dakikalık 50 dakikalık zaman diliminde biraz da sen de emanet dursun bu duygu. Hep ben yaşıyorum, parasıyla değil mi? Beni nasıl aşağıladıkları, nasıl kızdırdıkları, nasıl böcek muamelesi yaptıklarını bir 50 dakikada sen yaşa demektir. Şimdi bu aktarımı alırız, hastanın ne yaşadığını anlarız bu sanıyla. Bunun kişiliğimizi anlat. Önümüzde bir cam vardır. Sanal bir cam, o camdan bu tarafa geçmez. Hastanın acısı resmedir. Eğer size bu şekilde öfkesini ve kızgınlığını yansıtmaya çalışan bir hastayla karşı karşıya kaldığınızda kendinizi ne kadar çaresiz, ne kadar kızmış, ne kadar haksızlığa uğramış hissediyorsanız bir ömür boyu o şekilde yaşayan insan var karşınızda. Ve fırsatını buldukça, nefes aldıkça onu bir taraflara yükleme gayreti içerisinde olan bir yapıyla karşı karşıya. Yani merhamet duyulacak birisi var. Eğer siz size yüklenen malzemeye aktarımı alır da onun dediği kişi olursanız, dayanamazsanız kıyamet olur. Çünkü siz saldırganlaşırsınız. Siz tepki gösterirsiniz. Hatta şiddete başvurabilirsiniz. O zaman aktarım kavramını çok iyi bilmeniz lazım. Yani durup dururken ya belaya çattık ya, sağ tarafından mı kalktık, sol tarafından mı kalktık diye hani konuştuğunuz kendi kendine bu da nereden buldu ya, her nöbette beni bulur ya bu tipler dersiniz ya. O dediğiniz tipler bir ömür boyu sizin yaşadığınız duygu yaşayan insanlar. Gerçekten yardıma ihtiyaç duyanlardır. Hasbelkader fiziki bir rahatsızlık nedeniyle bir yakını veya kendisini getirmiştir. Fakat esas yarası, esas acısı, esas enfarktüsü, esas beyin kanaması içindeki ruhsal yaradadır. Ruhsal yara yani kişilik örgütlenmesindeki bozukluk kendisini bir şekilde ortaya koyar. Birinci özdeşlik dediğimiz ya da aktarım dediğimiz kısım size olmak istediği yapıyı oldurmaya çalışır. Bir grup insan bu şekilde sizi bir şeye zorlar. O zorladığı şey olmak, onu sindirmek, topu bir nevi göğsünde indirerek yumuşatan bir santrofor oyuncusu gibi hastanın öfkesini alıp içinize dönüştürerek, metabolize ederek, detoksifiye ederek onu sakinleştirme becerisini gösterdiğinizde müthiş bir insansınız. Harikulalesiniz. Bu çok zor bir şey. Ama bunu yapmak için sadece içinizde duyguları regüle eden olgun bir kendilik yapısına sahip olmanız gerekiyor. Başka bir şey gerekmiyor. Doğal bir şekilde. Akıllı olmaz. Mantıklı olmaz, bilgiyle olmaz, sizin yüreğinizin genişliği olur. Bu neye bağlı? Annenizin veya size bakım veren insanların yüreği genişse, olgunsa, 0-2 yaş döneminde bütün bu dayanma kapasitesi anneden bebeğe nöronal sistemine, anne nöronlarına vasıtasıyla aktarılıyor. Hiçbir şey yapmasına gerek yok o zaman. İkinci tür, aktarım türü, hasta korkmuş, hasta üzülmüş, hasta mağdur, o kısmıyla empatik bir şekilde yanında olmasını ister hasta. Yani onun üzüntüsüne iştirak etmeniz, onun korkusuna iştirak etmeniz, onun sıkıntısına iştirak etmeniz. Karşısında değil, bu sefer yanında. Bunu yapın. Yani hasta yanında bir kanka arıyorsa, yanında kendisini gerçekten iyi hissedecek bir duygudaş arıyorsa, o öfkesinde, kızgınlığında, o duygudaş olur. Mesela zaman zaman hastalar gelir, bana tamamlayıcı veyahut da karşı aktarım dediğiniz aktarıma zorlarlar. Baktım ki ben sıyrılamıyorum, gittikçe öfkem artıyor, hemen yanına geçerim hastamı. Nasıl fiziksel olarak geçmemiyorum? Dönerim, ya bu şerefsiz psikiyatristler hepsi böyle hocam ya.
Dediğinde şok olur hasta şimdi. Beraber psikiyatristlere atarız. Bana ne ya? Ben orada canımı kurtarıyorum. Yani ne yaptık? Dışarıda bir agresyonu boşaltacağımız bir kaynak. Siz ne yapın? Mesela size yükleniyor hasta. Yok ya bu şeyler var ya, acil servis personeli var ya, hep bunlar yüzünden oluyor. Ve hükümete sallar. Bilmem nereye sallarsanız ama hedefi şaşırttı. Şaşırttıktan sonra sizinle eşit hisseder ve o aklı başına geldiğinde de ya buraya yani kavgaya gelmedin, sen işin halletti, yani ne netmiş, eşeğini kovab ettiriyorsun deyip makul bir şekilde onu iş birliğine yaklaştıran bir yaklaşım tarzına getirebilirsin. Ama önce o öfke dalgasını bir şekilde savuşturmanız lazım. Ya olgun olarak göğsünüzü alıp indireceksiniz, istediğimiz bu. Eğer bunu yapamıyorsanız yönünü değiştireceksiniz. Hemen yanına geçeceksiniz. Bir hastam geldi bana. Bizim enstitü binasını yaptırıyoruz. Enstitü binasının bahçe kısmını eştik. Oraya bir depo gibi bir şey yaptık. Fakat binaya girerken kalasın üzerinden giriyorsunuz. Yani 3 metrelik, 4 metrelik, buradan oraya kadar bir kalas var. 3-4 tane kalas koymuşlar. Hastalar oradan girip çıkıyor. Şimdi galantör böyle havalı adamlar da geliyor şimdi. Karısı demiş ki illa demiş ben Tahir Bey'e muayene olacağım. Ben Tahir Bey'e gittim. Ya kara etme eyleme yani bir sürü doktor var yani İstanbul'un ta Darıcı'ya niye gideceksin, manyak mısın sen? Yok demiş. Onun ismini tavsiye etme gideceğiz. Karnında zoru ya işte adamı bir şey yapacak, zorlayacak. Bir şekilde adam işte özel şoförü, makam arabaları falan filan böyle yana döne geldi. Şimdi geldi bir bina, toprak eşi giymiş, böyle kepçeler mepçeler var. Kalasla bir polikliniğe veyahut da doktorun muayenehanesine gidiyor. Demiş lan karı beni nereye getirdin sen demiş yani. İtibarımızı sarstı. İçeri girdi, muayene ediyorum. Dedi ki doktor sana bir şey söyleyeceğim diyor. Buyurun efendim dedi. Bu ne hal dedi ya, bu ne rezillik dedi ya. Öyle doktor muayenesi olur dedi ya. Bizi inşaatın içinden geçirdin dedi. Adam aşağılamaya başladı. Bir doktorun karşısında eşit hissetmiyor kendisini. Aşağılamış hissediyor. Maddi olarak güçlü bir fabrikatör ama eğitim sizin kadar değil. Bunun altında bu ezilmişlik duygusundan sıyrılabilmesi için size mutlaka bir sorunuz olur. Eğer birisi sizin yanınıza geliyorsa, ya ne pis boya olmuş ya, arabanın modeli de bu mu ya, bu elbisenin önünde nereden buldun ya, ayakkabının da modeli ne senin diye bir cümleyle başlıyorsa, haset duygularının dip alasıdır. Aldığınız bir arabayı arkadaşa coşkuyla gösterip, ya işte maaşlarımı biriktirdim, bak bu arabayı aldın diye heyecanla anlattım. Daha 24'te taksidi var. Yanındaki doktor arkadaşınız, bunların şanzımanları iyi çalışmıyormuş biliyor musun? Oradan başlarsa, bilim size haset ediyor. Hayatınızı koydunuz, 10 yıl çalışsın, bir ev aldınız. Hangi mahalleden aldı? Daha yüzdeki ifade bu. Haset ediyor. Tabii adam gittikçe dozu artıracak. Geldi, karısının yanında eziliyor. Karısı bana hürmet gösteriyor. Bu aşağılanma duygusu bir şekilde beni ezecek. Başta da ezmiyor. Böyle yerim olur, böyle binam olur, burada muayenehanem olur falan filan. Ben hemen yanına geçtim. Ya dedim, hocam dedim, ya işte ekmek parası burada dedim, yani fazla paramız yok, ancak buna gücümüz yetiyor dedim. Keşke imkanım olsa da böyle sizlere saraylar yaptırsın dedim. Siz de buna layıksınız dedim. Yok ya ben ağır olarak, kardeş olarak söyledim. Olur mu şehirde şey dedi ya. Tabii böyle olacak dedi. Yapabileceğim bir şey varsa yardımcı olayım sana dedi. Ona gitti. Niye cebeleşeyim benim onunla ya? O horozlanacak, ben horozlanacağım. O horozlanacak, ben horozlanacağım. Hasta ortada kalacak. Yani bu şekilde horozlanıp gelen arkadaşlarla yatıştırma görevimizi zaman zaman da onun yanına geçerek yapabiliriz diye düşünüyorum. Evet. İkinci özdeşim türünü anladık ki mağdur olan, mazlum olan, üzülen insanlara üzülmek, ağlayan insanla ağlayabilmek ise orada ölüm haberleri vereceksiniz. Yani en sıkıntılı şeylerden bir tanesi. Yani hasta öldüklerini hissediyorlar hasta sahipleri zaten. Yandan arıyorsunuz, o üzüntüyü içinize yaşayın arkadaşlar, o kayıp. Yüzünüzdeki o ifade olduğu andan itibaren onun da kankasınız. Ama çok böyle resmi bir devlet dairesindeki memurun tebliği gibi bir tebligat yaparsanız olmaz. Burada onunla beraber empatik özdeşim yapmak zorundasınız. Eğer gerçekten ilişkiyi iyi sürdürmek istiyorsanız, üzüntüsüne iştirak edin, kaybına iştirak edin, acısına iştirak edin.
İnsanların iki tane temel şeyi var. Bütün hepimiz en uzak gidelim, benden bahsedeyim. Benim kimliğimi onaylamazsanız da çok güzel, öfkelenir. Benim kimliğim ne demektir? Benim düşüncelerim, duygularım, davranışım, memleketim, kültürüm, inancım, değer yargılarım, seksüel yönelimim, etnisitem, her şey bunun içerisinde. Ben bununla var. Bunlardan bir tanesini bana eksik hissettirir. Bunlardan bir tanesini aşağılarsanız, bunlardan bir tanesi yok sayarsanız, bende doğan bir öfke çıkar ve bu öfkede %100 haklıyım. Düşüncelerim yanlış olabilir, duygularım yanlış olabilir ama şu anda ben bunu hissediyorum ve bunu düşünüyorum. Önce benim bu düşüncelerime saygı duyun. Önce bu düşüncelerime saygı duyun. Saygı duyduktan sonra istediğiniz kadar tartışabilirsiniz her insanla. Ama baştan saygı duymaz da reddederseniz bu benim kimliğimin reddi anlamındadır. Burada üçüncü dünya halkı savaşı çıkar arkadaşlar. İkinci problemimiz bağlanma problemi. Yani insanlar sevgi için vardır dünyada. En temel ihtiyacımız sevgi ihtiyacı. Sevgi bir impulstur. René Spitz'in İkinci Dünya Harbi civarında yaptığı çalışmalarda bebeklere her türlü gıdaları verildiği halde doktor olarak veriyoruz ya, proteinleri, kalorileri, karbonhidratları, vitaminleri, bebekler şakır şakır bakım evlerinde öldüler. Anladık ki biz bugün özellikle nörobiyoloji ve nörosayansın gelişmesiyle bebeklerin en temel ihtiyacı bir başka beyinden gelen impuls ve uyaran bir insan beyni, bir insan bebeği beyni ancak bir başka beyinle büyüyor. Bir annenin bakımıyla büyüyor, bir bakıcının bakımıyla büyüyor. Bu impulsu vermediğinizde önce motor gelişimi ardından mental gelişimi ardından ölüm gerçekleşiyor. Ya gıdasını veriyorsunuz, vitamini veriyorsunuz, insanlar ölüyor. Dolayısıyla bizim en temel ihtiyacımız bir başka beyinden bize gelen impuls. Bu impulsundan sevgi ve kabul edilme impulsu oluyor. O zaman hayat boyu aradığımız şey bizi sevebilecek birisiyle bir bağlanma ihtiyacı. Evlilik bunun arkasında, çocuk sahibi olmak bunun arkasında, arkadaşlık, dostluk, acil servisteki arkadaşlar birbiriyle kankalık ilişkisi bunun içinde bağlanmayla ilgili. O zaman acil servise gelen hastaların iki tane temel ihtiyacı var. Bir, kimliklerin onayları. Hangi düşüncede, hangi kısmında olursa haklısın diyelim. Önce haklısın diyelim. Devlete küfür ediyor, millete küfür ediyor, acil servisine doktorlara küfür ediyor. Mutlaka haklı olduğu bir nokta var arkadaşlar. Onun perspektifine geçerseniz, o şekilde bakarsanız, o datalarda bakarsanız, o yetiştirilme tarzında bakarsanız başka türlü düşünmesi mümkün değil. Adam doğru bildiğini yapıyor. Önce bunu ona haklısın deyin. O kimliğinin onaylandığını hissettikten sonra rahatla. Ondan sonra oturun konuşun. Sizin gibi düşünür şu nedenler. Bu gayet var. Ama baştan reddeder ve kimliğini onaylamazsın bu bir kimlik krizine dönüşür, olayın ötesine geçer. İkinci bağlanma, yani siz orada güvenli bir şekilde ona burada adam muamelesi göreceksin, seni önemsiyorum, sen derdini bana anlatabilirsin, bana yakın olabilirsin, benimle bağ kurabilirsiniz, mesajını vermeniz lazım. Hem beden diliyle hem sözle. Eğer bu bağlantıyı kurarsa ikinci temel ihtiyacı da karşılamış olur. Yani kimliğinin onaylanma ihtiyacı, bağlanmanın onaylanma ihtiyacı. İki tane temel ihtiyaç. Bütün problemler bu iki temel ihtiyacın karşılanmamasıyla alakalı. Hani sağlık ocağındaki anılarından bahsetmiştim hatırlıyorsanız. %80 hastanın aslında gereksiz yere geldiğinde fizyolojik ve fiziksel bir hastalığı, organik bir hastalığı olmadan geldi. Bugün gayet geriye doğru baktığımda onları tahlil ettiğimde bir kimlikleri onaylanıyor. Ben her bir hastama saygı duyuyordum. Köylü Anşar'ıma, Fatma Hanım'a, ev hanımlarına. Onların dertlerini soruyordum. Hatta yazıyordum benim dosyalarında şöyle notlar vardı. Sarı ineğin doğurma vakti geldi, ne zaman doğuracak? Kuzular, iki tane kuzu vardı, kuzunun hali ne oldu? Geldiğinde oluşacağım açıp baktığında soruyordun, sarı inek doğurdu mu diyordun? Hasta o kadar mutlu oluyordu, o kadar keyif aldı. Benim sarı ineğime kadar ilgi duyan ve kimliğimi kabul eden bir doktor. Kuzular büyüdü mü diyordun? Hocam ya diyor, yani koyunlardan da sana bir yok yapamadık diyor, kusura bakma diyor. Onun kafasında sanki böyle bir şey oluyor ama benim derdim koyunların yoğurdu değil, onun iç dünyasında önem verdiği figürlerle ilgili onu onaylamak. Bu aynı zamanda güvenli bir bağlanmayı getiriyor baktığınız zaman. Bu iki şeyi çok kısa süre içerisinde, 1-2 dakika içerisinde tesis etmeniz mümkündür. Hastanın bir elini sıkmanız, omuzuna böyle bir tapuklamanız, gönlün rahat olsun demeniz, yüzüne bir şefkatle dokunmanız,
görmezlikten gelmek yerine her gelene gözüne bakıp görüp eline dokunup sakinleştirmek rahatlatıcı bir şey. İlah olarak belki bir politik olarak ben muayenehanede de çalıştığım yerlerde de yaptım. Acilde görevli arkadaşlar yapar mı bilmiyorum. Tavsiye edildiğinde söyleyeceğim. Bir insandan bir şey yapıp içinize alırsanız onu içinize alırsınız, güven duyarsınız. Acil servise gelmiş ne kadar agresif olursa olsun o insanlara bir bardak su verdiğinizde, elinizle doktor olarak ve hemşire olarak ikram ettiğinizde sakin ol şu bir bardak suyu iç dediğinizde o sizin asla kavga edemez. Mümkünse biraz sakinleştikten sonra varsa meyve suyu, varsa ayran, yani imkanlara göre bunlarla ilgili ikram edilecek her şey kavgayı bitiren şeyler. Fakat en doğal olanı, gelen insanın zaten ağzı kurumuştur, fizyolojik belirtileri sıkıntılıdır, korku ve panik içindedir. Şefkatli bir elden gelecek olan bir bardak suyun acildeki krizlerin büyük bir kısmını bitireceğine inanıyorum. Çünkü ben denedim ve gördüm. Ben muayenehanemde çay devamlı kaynar, yanında bazı malzemeler olur, kahvesi olur. Hastaları takip ederim. Hastalar günün birinde kendi başlarına o çay ocağından içeri girip kendi çaylarını doldurduğu andan itibaren terapotik ittifak başladı deriz. Hasta artık benim ve terapiyi kabullendi. Oraya girip kendi başına çay almadığı müddetçe iyileti duruyor, kenarda duruyor. Bu daha derin bir terapotik ilişki için gerekli olan bir şey ama ilk acil ofislerde hazır olan sulardan burada var, ne diyorsun, poşet mi diyorsun buna bilmiyorum. Bu sulardan yalnız birisi tarafından ikram edecek, püf noktası o. Yani hep böyle anılarım yeri yurt dışına gitmiştim ben, bir psikiyatri hastanesine ve psikoterapi merkezine ziyaretim 25 yıl önce Amerika'da. Kongrede tanıştığımız bir doktor arkadaşımı arıyorum. Birisi karşıladı beni. Dedi, ben dedi, halkta ilişkilerde uzmanıyım dedi. Eğer izin verirseniz ben kliniğinizi ve hastanemize tanıtmak istiyorum dedi. Çünkü o zaman bizim şeyimizde hiç yoktur, konseptimizde yoktur yani. İşte hastanelerin başhekimleri olurdu. Bir de tanımadığımız, bilmedik, köşede kıytırık kalan hastane müdürleri olur. Ne işe yaradığını türlü anlamazdık sonunda. Halkta ilişkiler şubesi olurdu. Halbuki Amerika'da gördüğüm hastanelerde öncelikle halkla ilişkiler var. Gelen vatandaşın memnun etmeye yönelik olarak onun sıkıntılarını giderici bir ilişki. Yani sosyal hizmeti değil, halkla ilişkiler karşısında. Ona benzer bir personelin acil servislerde istihdamı veyahut da oradaki hemşireye, sağlık memuru veyahut da teknisyenlere veya doktora da hatta imkan olsa da, vakit olsa da acil servisi yöneten yöneticinin her gelen hastaya veya hasta yakını elinde bir bardak suyla gidip geçmiş olsun dilekleriyle bunu vermiş, bir de hatta şuraya bir oturun demesi oradaki olabilecek krizlerin bir çoğunun önüne bağlanmama, kimliğin onaylanması arkasında. Bunu ben şahsi olarak öneriyorum. Uygulayabilecek belki bilimler olacaktır. Bir denemelerine yarar var. Şimdi Heinz Bohr diye bir adam var. Heinz Bohr kendini psikolojisinin kurucusu, dünyadaki 4-5 tane ana psikoterapi ekolünü başında olan adamlardan birisiydi, vefat etti. Chicago merkezdi. İddiası şu, her yaşta insanlar bir ötekinin yardımına muhtaçtır, doğumdan ölene kadar. Bir öteki bizi yatıştıran ve sakinleştirebilir. Buna kendilik nesnesi işleyebilir. En önemli kendilik nesnesi işleyebilir ilk 5-6 yaşlardır ama ondan sonra hayatımızın her döneminde bu devam eder. Eğer çocuklar bebeklik döneminde 0-5 yaş arasında kendilik nesnesi işlevi olan birincil aynalanma ve ikincil aynalanma dediğimiz yapıyı karşılayacak bir ebeveyne sahip değilse bu ihtiyaçlar ömür boyu sürer. İşte siz bu ihtiyaçlarla acil servise gelen kişinin bu ihtiyacını anlarla kendilik nesnesi işlevi olursanız kişinin bir problem çıkarmadan orada tedavi olmasına imkan sağlarsınız. İki tür temel kendilik nesnesi işleri var. Birincisi, birincil aynalanma eksikliği olan bireylerin kendilik nesnesi işleri. Bu ne demektir? Bebek 1 yaşında, 2 yaşında, 3 yaşındayken bir takım maharetler göstererek direkt olarak annesine gelir.
koşmasını, yürümesini, konuşmasını, elinde bir oyuncağı sallamasını, bir maharetini. Annesi de vay aslanım benim, aslan kızım der. Yani onun yaptığı şeyin biricik ve özel olduğunu ve kıymetli olduğunu, ona geri bildirim olduğunda onun olgunlaşmasını sağlar. Yani kendisinin biricik ve özel olduğunu ve kıymetli olduğu hissini bebek annesinden ister, annesi çocuğuyla ilgiliyse, annesi çocuğunu fark ediyorsa, annesi empatikse bu çocuğun ihtiyaçlarını karşıladıkça bir müddet sonra anneye gerek kalmadan kendi içinde kendisinin biricik ve özel olduğunu hissetme duygusunu oluşturur ve o konu kapanır. Daha başka konulara atlar. Eğer böyle bir annesi veya bakıcısı yok ise, babadan, babaanneden, anneanneden de bu ihtiyaçlarını gideremiyorsa bir ömür boyu görülmek isteyen narsisistik yapılar ortaya çıkar. Görün bak nasıl başarılıyım, bak görün nasıl anlatıyorum, görüyor musunuz? Bakın nasıl fabrikalar kurdum, nasıl kitaplar yazdım, nasıl bilimler yaptım, ne kadar çocuklar yaptım, ne kadar güçlü erkeğim, ne kadar güzel kadınım, görün bak görün. Teşhirciliğin arka planında tamamen bu hikaye. Görünmeyen çocukların görünme hikayesi. Sağlık ocaklarına gelen veyahut da acil servislere gelen hastaların ekseriyeti bu manada görünme ihtiyacı içerisinde olan insanlardır. Siz onları görür de, onlar böyle girişleriyle havalı girerler, böyle tepeden bakarlar, özel bilgileri vardır, yetenekleri vardır, işte ellerinde reçete prospektüsleri vardır, okudukları bir internetten çıkarttıkları makale vardır. Bu şu demektir arkadaşlar, ya annem beni görmedi, sen beni gör lütfen. Onu alacaksınız, vay be bu bilgiyi ben ilk defa rastlıyorum, teşekkür ederim, ben de aydınlattım. Olay bitti. Ulan sen daha ne biliyorsun? Bu kadar yıl eğitim verdim, bu kadar fakültede okudum, bu kadar ciddiyece kitap devirdim. Sen iki tane kırdırıp Google'dan indirdiğin yazıyla beni mi adam edeceksiniz gibi bir aşağılama hissederseniz ilişki olabilir. Kendilik nesnesi işlevinin birinci ayağı, öbürünün size böyle kahraman gibi getirdiği ve gösterdiği şeyi kabul edin ve onaylayın. Ardından ama fakatlarla güzel. Eksiğini ve fazlasını buna optimal kırılma diyoruz. İkinci kısmı incitir ama birinci kısmı yaptığınız ikinci kısmı dinler. Birinci kısmı yapmazsanız dünyanın en büyük hakikatını söyleyen sizi duymaz, duvar. Asla duymaz. Siz onu kabul etmiyorsunuz. İkinci aynalanma eksikliği ise her çocuk böyle kendisini büyüklemek bir yapıyla hayatın içine koşturur. Fakat hayat ona acımasız bir şekilde gerçekliğin tokatını vurur. Buradan koşacağını zanneder, ilk halıya takılı tepe takılı. O imparatorluk biter, yani halının başında bitiyor. Ne olacak bu çocuk? Bu çocuk, bir güçlü iradenin onu kurtarmasını bekler. Babaya yanaşır. Der ki, baba halı böyle oldu. Ben o halıyı döverim der baba. Kızıma nasıl böyle bir şey yapabilir? Oğluma nasıl böyle bir şey yapabilir? Vay be! Benim babam Toyota gibi adam diyordu ya. Böyle bir baba arayışı var. Doktorlarına ne kadar akıllı doktor olduğunuzu söyler. Ne kadar yüce olduğunuzu söyler. Ne kadar becerikli olduğunuzu söyler. Pek hoşuma giderdi benim hekimlik döneminde. Ya hocam sizin reçete o kadar işe yaradı ki filan profesöre gittim ama falan bilmiyordum ki komut okumamıştım ki babasıyla arası iyi olmayan insanlar hayatta baba yerine koyup yücelttikleri, gerçeklikle hiç alakası olmayan bir takım sıfatları onlara yakıştır. Sen mükemmelsin, sen harikuladesin diye benim gölgeme sığınma çabası içerisinde olduklarını bilmiyordum ki. Kerametin benden olduğunu zannediyordum. Yıllar sonra öğrenince burnum sürtüldü dediğimde. O zaman babaları tarafından görünmeyen çocuklar bir şekilde baba aradılar. Acil servise geldiklerinde sizin dur. Ya size kalbim ısındı der. Siz bu konunun uzmanısınız. Ancak problemi siz çözersiniz. Dediği zaman bilin ki ikinci aynalanması eksik olan bir bireyle karşı karşıyasın. Endişelenme. Hallederiz değil. Bak ne kadar ters düşünüyor birinci ve ikinci. Orada güçlü baba ama ve fakatlarla hallederiz. Hiç korkmayın. Bunu yapacağız. Ama biraz sabırlı olmanız lazım, biraz dikkat etmemiz lazım, biraz şu taşları kullanmanız lazım, biraz şu serumu alması lazım, biraz takip etmemiz lazım diye. Ama birinci kısımdaki ihtiyacını giderin, yüce ve güçlü olduğunuzu ona hissettirin. Ama siz o kadar yüce ve güçlü olmadığınızı bilin ha. Orada ölçü yukarıda ama adamlar da ama anlıyorlar güçlü, büyük, her şeyi bilen doktoru. Bu kadar doktorun arası bana gelmesin, ben, tabii ki benim derseniz bana bir yollayın. Tamam mı arkadaşlar?
bir acil servis yönetici, bir kişi var, iki kişi var, 4, 5, 6, 7, 8, yeter. Şimdi sizlere öveceğim. Acil servis yöneticileri gizli bir el gibi acildeki o kompleks mekanizmanın devam ettiren arkadaki direkler. Orada o kadar büyük bir dünya dönüyor ki, yani sekreteri halledecek, hemşireyi halledecek, sağlık memuru halledecek, teknisyeni halledecek, dışarıdan gelen hastaya, hasta yakınlarına, binanın fiziki şartlarını halledecek, o yukarı katlarda duran büyük doktorlar var, uzman doktorlar. Onların kaprislerini halledecek, hepsini birlikte hallederek sistemi takır takır çalışacak. Gideriz acil servislere, her şey bir yer çalışır. Birileri gelir, birileri gidiyor. Yani ambulanslar var, sandalyeler var, sedyeler var, hepsi çalışıyor, tekerleri bozulmamış, cayır cayır ötmüyor, lambalar yanıyor, tuvaletlerde musluklar akıyor, sabunlar var, doktorlar tatlıya geliyor, radyoloji çalışıyor, MR çalışıyor, dikişler atılıyor, atıyorsun malzeme orada, atropin orada, adrenalin orada. Mükemmel bir şey. Kimse bunun birisi tarafından yapıldığını ve organize ettiğini biliyor mu? Hiçbir yolun farkı. Günün birinde o yönetici bir hastalanır. Birkaç gün kendini elden işten çeker. Ya gazlı bezi atıyoruz yok. Sedyeden tekerleri bozulmuş, cayır cayır ötüyor, bakan yok. Uzman yukarıdan aşağıya gelmiyor. Ulan uzmanın buraya gelmesi ne? Öğle arasında onun gönlünü alan, onu yemeğe götüren bir teknik servis müdürü vardı, acil servis müdürü vardı, başkanı vardı. İşte kendilik nesnesi, işlevi dediğimiz yapı olduğunda fark edilmeyen, olmadığında kabak gibi ortaya çıkan bir şeydir. Her zaman anneniz tarafından sevilirsiniz. Anneniz her zaman evinizin işini görür. Ev hep temizdir. Her zaman pisliği bırakırsınız, çorap oraya bırakırsınız, ceket oraya bırakırsınız. Ertesi gün her şey yerli yerindedir. Yemekler hep temiz gelir. Bardaklar hep orada temizdir. Sanki hep öyledir dünya. Günün birinde anneniz hastalanır veya eşiniz hastalanır. Ortalık pislik götürür. Anlayamazsınız. Bulaşıklar birikir, çamaşırlar birikir, çorap olduğu yerdedir, ev kokmaktadır. Kendilik mesleğinde böyle bir şey. Yani olmadığında fark edilen bir şeydir. Eksikliği olduğunda fark edilen bir şeydir. Yani sağlık da böyle bir şey. Ancak hastalık olduğu zaman sağlığımızın kıymetini bilmek gibi bir şey. İşte kendilik nesnenin işlevi genellikle ihtiyaç olduğunda olmadığında fark edilen bir şeydir. Hastaneye, acil servislere gelen kişilerin de işte o anda ihtiyaçları kendilik nesnesini kaldıracak yapıları olmadığında ortaya çıkar. Sizden birinci, ikinci aynalanma ihtiyaçlarınızı gidermesini bekler. Yani ya getirdiği bir malzemeyi onaylamanız, evet ya bu hastalığı çok iyi yönetmişim, bu ilaçları çok iyi atletmişim, iyi ki buraya gelmişim, iyi ki hemen gelmişim gibi. Çok basit cümleler. İyi ki geç kalmamışım. Şimdi gözünüze bakar ya, ya hastayı ben getirdim biliyor musun? Niye getirdim? Çok ağır bir tablo çıkacağını doktorcu tam yerine getirmişim, doğru getirmiş. Ne getirdin ha? Dediğin yandan itibaren kavga başlayacak, artık hastalara falan oradaki müdahale imkanı kaybedeceksiniz. Artık neresini toparlarsanız bilmiyorum. Ya mutlaka o zaman sayın müdürümüz gelecek, kolayca bir yatıştıracak. Ali Bey sen içeri doğru bir yapılmaz ya, bu hastalığına yanıtlar mı Ali Bey'e diyecek. Gönlünü alacak, hemen Lego bahsettiğiniz gibi var. Bir bardak şu sürü ilk bakalım sen diyecek. Otur şuraya diyecek, bir omuzuna dokunacak. Olayı yatıştırdık yani. Sayın müdürümüzün işi gücü yok da teknik servis başkanımızın sizin probleminizi mi halledecek ya, biraz da siz halledin. Öyle değil mi arkadaşlar? Sayın yöneticiler. Tek hoşlarına gidiyor yöneticilerin üzerindeki faydalı mı var? Bahsettiğim konu yine. Leslie Greenberg, duydunuz mu bilmiyorum ismini. Duygu odaklı terapinin kurucusu. Benim de hocam olur. Duyguları incelemiş. Temelde 7 tane duygumuz var. Ve esas yönetilmesi gereken duygular da. Acil serviste de düşünceden ziyade esas duygu problemi vardır. Yani insanların bir işlerini düzeltmeye çalışma. Bunun faydası olmaz. İnsanların bozuk olan duygulanımlarını düzenleyeceksiniz. Kaç tane duygu var? Bir, üzüntü duygusu var. Kayıp karşısında hissedilir. Ölüm, hastalık, organ kaybı, sağlığın yitimi, dün gayetini, bugün başım ağrıyor, sağlam başımı kaybetti, öksürüyorum. Bu duygu karşısında üzüntü duymak doğaldır.
Bu doğal olan üzüntüyü onaylamazsınız. İkinci duygu, öfke duygusu. Öfke, kimliğimizin saygınlığını artırmak için kendi interlantımıza biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi bir saldırı olduğunda kendimize olan saygımızı devam ettirmek, güçlü hissetmek ve sınırlarımızı koruyabilmek için doğal bir durum. Eğer size birisi öfkeyle geliyorsa, bu öfkenin primer bir şekilde kimliğini ve kişiliğini korumak için ortaya konmuş olan öfke olup olmadığını görürüz. Eğer öyle bir öfkeyse öfkeye saygı duyuyoruz, hak veririz. Kişiliğini ve kimliğini koruma yönündeki bir gayretle çıkan öfke sağlıklı bir öfke. Bütün insanlara tavsiye ederim. Bu öfke ortaya çıkmayacak problemler. Üçüncü duygu, korku duygusu. Korku, dışarıdan bir tehdit geldiğinde hissedilen insanın kendisini korumak için tedbir alması gerektiğini sağlıklı bir duygu. Korku, bir kayıp karşısında, bir tehdit karşısında, bir kanser tehdidi, bir ölüm korkusu, bir yaralanma korkusu, gelmiş acil servise, bir sürü korkusu var ve şu anda oluyor bu. Ölebilir, yakın ölebilir, sakat kalabilir. Bu korku hissetmesi kadar doğal bir şey yoktur. Bu korkunun regüle edilmesi. Üçüncü duygu, utanç duygusu. Sosyal olarak, sosyal bir varlık olmamız için sadece insanlara verilmiş olan bir duygu. Yani toplumun genel kurullarına, kültür ve değer yargılarına aykırı davrandığımızda anne babamız bizi frenlemesinin yolu utandırmaktan geçer. Utanç duygusundan geçer. Nörobiyolojik olarak utanç duygusu sosyalleşmemiz için verilen bir duygu. Eğer kişi utandırılıyorsa, bu utanma duygusundan yola çıkan hatalı anne ve babalar kendilerini istedikleri gibi bir evlat oluşturmak için, onları silindir gibi ezmek için, utanma fenomenini sosyalleşmek için değil, kendilerine bağlı ve bağımlı bir çocuk yetiştirmek için kullanırlar. Bazı acil servis görevleri de kişiyi durdurabilmek için onları utandırma yoluna seçerler. Halbuki utandırma sadece sosyal olarak uyumlanması için gerekli olan bir duygudur. Diğer bir duygu tiksinti duygusu. Temel duygulardan. Kendinizi korumak, iğrendiğiniz, tiksindiğiniz insanlara veya ortamlara karşı kendinizin safhasını korumak için oluşturulmuş olan bir duygudur. Bu duygular yerinde yeterince kullanıldığında sağlıklı duygular. Fakat bu duygular bebeklikten itibaren öfkenin kontrol edilmesi, haddi aşmaması, korkunun kontrol edilmesi, utancın kontrol edilmesi ve üzüntünün kontrol edilmesi gibi kontrol altında tutulma mecburiyeti var. Eğer biz bu duyguları bebeklikten itibaren annemizin kapasitesiyle transmutik internalization, dönüştürerek içselleştirme dediği komutun bir yapıyla duygu regülasyonunu öğrenememişsek, orada öfkeyi kontrol edemeyiz, korkuyu kontrol edemeyiz, üzüntüyü kontrol edemeyiz, utancı kontrol edemeyiz, iş sarpasın. İşte bu kontrol edemediğimiz duygular bir başka duyguyla kontrol edilmeye çalışır ki buna sekonder duygular denir. Yani yanınıza korku içerisinde bulunan bir hasta ölüm korkusu karşısında korkuyla gelemeyebilir. Çünkü korkuyu regüle edemediğinde, düzenleyemediğinde bunu öfkeyle bastırmaya çalışır. Yani gönlünde öfkeyi görürsünüz ama öfkenin altında korku var. Veya tam tersi olabilir. İçinde sınırlarını ihlal edildiğine dair bir öfke duygusu var. Fakat o kadar yüksek bir potansiyele sahip ki hem kendisi hem ortamı yakacak kadar güçlü bir öfke vardır. Bu öfkeyi düzenleyemediği için korku dediğimiz diğer bir duyguyla onun üzerine beton atmaya çalışır. Korkar. O korkak kişiyi korkak zannetmeyin. Korkuyu kaldırdığında dünyayı yakacak kadar bir öfkesi vardır. Veyahut da öfkeli kişiyi öfkeli zannetmeyin. Yoğun bir korku duygusunu bastırmak için onu kullanıyor olabilir. Demek ki hemen 5 tane duygunun, bu bahsetmiş olduğumuz 5 duygunun primer olarak sağlıklı çıkmasında problem yok. O da regülasyonunda problem var. Eğer bunlar kendileri kadarına regüle edilemiyorsa bir başka duyguyla bunu yatıştırma çabası içerisine girerler. Acil servise görevli olan personel, kişilerin kontrol edemedikleri ve regüle edemedikleri duyguların regüle edilmesine yardımcı olmalı. Üzüntüyü almalı, öfkeyi almalı, sakinleştirebilmeli, korkuyu almalı, utancı almalı ve onu yatıştırmalıdır. Temel görevlerden bir tanesi budur. Üstüne bir başka duyguyla örtmüşse, ona o duyguyla ilgili örten kısmın değil, alttaki kısmına hitap etmelidir ve onu yatıştırmaya. Yani korkan birisi öfkeli geldiği zaman sakinleşmeyin, sakinleşin, burada hiçbir endişeniz olmayacak, öfke bağırıp duruyor.
hastanız gayet iyi olacak, siz gayet iyi olacaksınız, elinize gelen her şeyi yapacak, bunda korkulacak bir şey yok diye. Onun korkudan kaynaklı olan öfkesine değil, korkusuna yöneldiğinizde o hastanın öfkesini yatıştığını göreceksiniz. Şimdi bunu nasıl anlayacağız dediğimizde de, peki nereden bileceğiz? Arkadaşlar sağ elinden sağ elinden empatik bir iletişim var. Bu empatik iletişim eğer çocukluğumuzda sağlıklı bir şekilde oluşturulmuşsa, sezgisel bir şekilde kişinin temel ihtiyacını anında görürüz. Bu şu demektir. Bizim orta beynimizde amigdal çekirdek dış dünyada var olabilmemiz için rehber niteliğinde duygular oluşturur. Genetiğimizde vardır. Biz düşünmeden dış dünyadan gelen bilgileri işlemleriz ve 30 saniye, 20 milisaniye içerisinde, 30 milisaniye yani 1 saniyenin yarıda kadar bir süre içerisinde dış dünyayı değerlendirip ona uygun cevap verme durumundayız. Bu duyguların bizim hayatımızı hayatta kalabilmemiz için olan temel özelliği. Daha sonra bizim neokorteksimiz bu duyguları bilince çıkarır, bilinçle bir sansüre tabi tutar, bu sansüre tabi tutmakla beraber olayın anlamını üretiriz. Eğer duygu regülasyonumuz yeteri kadar yapılmışsa, direkt olarak bu anne ile bebek arasındaki bu amigdal çekirdeğinin işlemlenmesi ve duyguların regüle edilmesiyle ilgili sistemdir. Onu regüle eder ve sağlıklı bir şekilde düzenleriz. Ama buna imkan bulamamışsa, çocukluğumuz özellikle 0-2 yaş grubu içerisinde bu duygu regülasyonu nöronal network'ünü oluşturamamışsa, bu alan hep eksik kalmıştır ve üzeri sekonder duygularla kapatılmış ve anlamsız, mantıksal, mantıklı olmayan düşüncelerle kapatılmıştır. Esas problem duygu regülasyon bozukluğudur. İşte bu şekilde bebeklik döneminde bu duyguları regüle etmeyi öğrenmiş kişi karşıdan birisi geldiğinde daha ayaklarıyla beraber içeri girerken onun hangi duygu içerisinde olduğunu sezgisel olarak hisseder. Bunun 5 tane kriteri var. Bebek 2 yaşına kadar anneyle mantıksal bir konuşma yapmaz. Fakat dünyada en iyi anlaşan bebekle anne arasındaki ilişkidir. Anne bebeği anlar, bebek anne anlar. Nasıl anlarlar bunu? Bizi bilmediğimiz bir dil mi kullanır? Hayır, her insanlarda bulunan bir dil var. Bu sağ beyinden sağ beyine olan dildir. Kalp dili değil, hal dili. Doğumdan sonra beyni iki kat büyüyen tek varlık insan olur. Onun için doğaya egemeniz biz. Doğduktan sonra beyninin kortikal alanı %150 büyüyen ilk 2 yılda tek insan, insan oldu, tek varlık insan oldu. İlk büyüyen beynimiz sağ beynimizdir. 2 yaşına kadar sağ beynimiz büyür. 2 yaşından sonra sol beynimiz devreye giriyor. Aklaşık ilerler, sağ beynimiz, sağ beyinden sağ beyne duygu regülasyonu sağlayan ana beynimizdir ve bugün bilinç dışı beyniye nitelendiğimiz yapılar. Eğer siz annenizde sağ beyniniz büyürken bu duygu regülasyonu sağlayacak ilk işaretleri aldığınızda dünyadaki her insanı derinliğinde tanıyacak, kavrayacak bir kapasiteyi doğuştan elde ettiniz. Nedir bunlar? Anne ile bebeğin göz temasında 25-30 santimden anneyi görebilecek bir potansiyelle doğmuştur bebek. Göz faaliyete geçtikten sonra bir hafta 10 gün içerisinde faaliyet başlıyor. Anne ile bebeğin göz pupilleri kilitleniyor. Göz sinirlerinden çıkan nöronal aktivite direkt olarak bebeklik döneminde dopaminerjik sistemi etkiliyor. Dopaminerjik sistem haz veren endorfinlerin yayınlandığı bir merkez. Bu endorfinler çocukla anne arasında o kadar hazla dayalı bir morfin alma, eroin alma duygusu oluyor ki çocuk anneye bakıyor, kilitleniyor, anne çocuğa bakıyor. Anne çocuk arasında bu bağlam o kadar güçlü hale geliyor ki anne çocuğun tüm sıkıntılarına rağmen ona hizmet vermek ve bakım vermeden o kadar keyif alıyor ki çocukla anne arasındaki aşk buradan oluşuyor. İkinci olarak yine doğuştan geliştirmiş olduğumuz, doğuştan genetiğimizde var olan ve süreç içerisinde aktif olan yapı ses tonumuz, prozodiniz. Annenin ses tonu özel frekans hattı. Yani sözün içeriği değil, ninnenin ritmi önemli. Ritim sakinleştirici, yatıştırıcı, azarlayıcı, kızıcı, küsücü, üzücü, kızgınlaştırıcı ritim içerir. Yani dandenin dandenin aslana, danalar gömüş postana uyumuyor çocuk devam ediyor. Dandenin aslana, danalar gömüş postana. Dandenin dandenin aslana, danalar gömüş postana. Burada aslında yüklenen duygu regülasyonu artık kızıyorum. Allah'ın belasını yiyecek sanıyorum. Ben de çok vaktim var, keyifliyim. Ben de seninle bu oyunu devam ettiririm. Dandenin dandenin aslanaya gidebilirim.
İşte bu sesteki prozodi, herhangi bir insan birisiyle konuşurken sözünle konuştuğu değil, onun içeriğindeki ses tınısının ne olduğu bizim orta beynimiz amigdal çekirdek anında alır ve algılar. Yani aşağılanıyor musunuz, yüceltiliyor musunuz, espriye mi almışsınız, yoksa fıfı geçiriyor musunuz? Bunu algılayan sistem ses tonundaki prozedür. Üçüncüsü, fasiyel alandaki yüz sinir bölgesindeki kaslarımızın birbirine olan koordinasyonu ve ilişkisidir. Yüz, bebeklikte insanoğluna özel olarak doğuş genetiğinde verilmiş yüz tanıma profil özelliği var. Yapılan çalışmalarda birçok şekil gösterildiği halde çocuklar daha yeni bebekken, bir haftalık, iki haftalık, beş haftalıkken insan yüzüne benzer iki yuvarlak bir burun ve bir ağız içeren şekiller gösterildiğinde beyinde ritmik uyaranlar almışlardır. Ve bu uyaranlar daha sonraki işte haftalarda insan yüzünü tanıma konusunda hazır bir potansiyelimiz olduğu ortaya çıkmıştır. İşte bu yüzdeki bir müddet sonra ifadelerin kızgınlık, sevgi, bahsetmiş olduğumuz 5 duygu artı 2 pozitif duygu, 7 duygunun neler olduğunu ve hangi kombinasyonlarda ortaya çıktığını algılaması yüzdeki ifadedir. Annenin yüzünü abartılı bir şekilde böyle öfkesini, kızgınlığını, sevgisini, aşkını ifade etmesi, bu mühürlenmelerin, imprintliklerin beyinde oluşmasını sağlayan, nörobiyolojik mühürlenmeyi sağlayan yapıları oluşturmaktadır. Dördüncüsü, 3 mi oldu, 4 mi oldu, kaçırdım bütün ucunu, beden postürü. Bedeninizin duruş şekli, yürümeniz, kambur yürümeniz, dik yürümeniz, torba gibi yürümeniz, her biri iç dünyanızın dışarıya resmidir ve karşı taraf direkt olarak sizin ruh halinizi beden postüründen alır. Yine o 20 saniyede, 20 milisaniyede, 30 milisaniyede alınan bir bilgi. Düşünün bu böyle geliyor diyor değil. Bu yine sizin içinizdeki hazır bir potansiyeldir. Tek şartı var, bebek anne ilişkisi 5 yaşta bu duygu regülasyonu sağlayacak sağlıklı bir beyne sahip bir anneyle veya bakıcıyla beraber olmuş olmanızın şartıdır. Değilse bu eksikliktir. Bu eksikliği acilde görev yapan doktorlar karşılayacaktır. Anneler olacaksınız. Onların duygu regülasyonunu sağlayacaksınız, ayrıştırmasını yapacaksınız. En önemli de kas tonusu arkadaşlar. Bir hastanızın acil servisini eline sıktığınızda elden ele geçen nöronal temasta oradaki sertlik ve kıvam, o hastanın korku, öfke, kızgınlık, üzüntü, çaresizlik hangi duygularsa anında verirsin. Eğer bunu okumasını biliyorsanız yine bu sezgisel yöntemler orta beyniniz o bedenle bilgi alır. Her ele birini sarılıyorsanız, her ele bebek annenin birbirine kucağına alıp da Stern diye bir adam var. Diyor ki, bebek yoktur, anne yoktur. Sadece bebek anne ikisi vardır. Bir bebekten bahsedemezsiniz, annesi olmadığı zaman bebek olmaz zaten. Bir anneden bahsedemezsiniz, bir kadından bahsedersiniz. Anne diyorsanız mutlaka bebek vardır. Zihninde vardır, gerçeklikte vardır. İşte bebek anneyi şekillendirir, anne bebeği şekillendirir. Bebek mizacında annenin kucağına oturur, memesini emecektir. Emerken böyle bir kalkılır. Anne der ki dur, biraz gel, kucağıma doğru gel. Meme başına doğru yanaş der, zorlar. O der ki yanaşmıyorum der. Arada gizli bir kalk olur. Anne bir müddet sonra inadından vazgeçip ki biraz kolumu gevşetiyorum. Hafifçe de öne doğru kambur yapıyorum der. Tamam der, ben de biraz gevşetiyorum. Ortada buluşurlar. Bu beden postürünün karşılıklı olarak kas tonusuyla ilintili olarak herkesin sınırlarının çizdiği bir alandır. Bir ritmik alandır. İşte o beden postürü birisiyle dokunduğunuzda ve sarıldığınızda hissettiğiniz onun bedeninde nasıl bir ruhsal heykel var, sizin bedeninde nasıl bir ruhsal heykel var, bunu belirtir. Bu beş belirti bizim amigdal çekirdeğimizde ve nöronal network'ümüzde yazılıdır. Eğer bununla ilgili yeteri kadar deneyim ve çalışma göbeklik döneminde yapıldıysa, artık sol beyin dediğimiz olayı mantıksal olarak değerlendiren değil, sağ beyine direkt olarak sezgisel hisseden ve öbürünün ihtiyacını anında karşılayan empatik bir beyne sahipsiniz. Empatik beyin demek, öbürünün ne hissettiğini, ne yaşadığını anlamak için gayret göstermek değil, anında içinize bir duygu kabarır, o duygu merhamet, şefkattir veya da kızgınlık, öfkedir. Sizin, onun size yansıttığı şeye karşı içinizden otomatik çıkan reaksiyondur. Eğer bu sağlıklı bir yapı içindeyseniz, ona uyumlanmış, onu rahatlatıcı bir pozisyonda ortaya çıkar diye ifade edeyim. Bunları geçelim. Bahsetmiş olduğumuz duygular, işte uyum sağlayıcı, uyum bozucu olarak burada da görebilirsiniz. Üzüntü, öfke, sevgi, kaygı, utanç, tiksinme. İşte uyum sağlayıcı, kederlenme. Bir insanın kederlenmesi bir kayıp karşısında gayet doğaldır. Öfke güçlendirir, sınırlarınızı ihlal edilmişse sağlıklıdır.
sevgi, ilgilenme, salıverme, merak etme, birisiyle bağlantı kurma ihtiyacıdır. Kaygı, tehlike işaretidir, korkunun tetiklendiği mekanizmadır, tedbir almanızı sağlar. Utanç duygusu gruba dahil olmak ve gruba ters bir şey yaptığınız zaman pişmanlık hissinin ortaya çıkmasıdır. Tiksinme, sağlıklı öfkelenmeyi sağlar. Grup bozucu ise işte size acil serviste sizin karşılaştığınız tablo şurası olacak. Umutsuzluk içerisinde gelen birisinin, ümitsizce yapışma gelen birisinin temel probleminin şiddetli bir kayıp duygusundan kaynaklandığını ve patolojik bir şekilde tepki gösterdiğini yatıştıracaksınız. Şu sağlıklı kederlenmeye dönüştüreceksiniz. Öfke yıkıcıysa, işte ortalığı dağıtıyorsa sınırlarını koruyan bir öfkeye dönüştürmeniz lazım. Sevgi bağımlı ve yapışmacıysa ilgilenme ve salıverme dediğimiz beraber ve ayrı olarak hayatı yaşayabilecek potansiyeli vermeniz lazım. Kaygı, travmatik olabilir, bahsetmiş olduğum donkal reaksiyonu, utanç, kendini nefret etme, ilgilenmeye dönüşür, kendini ve başkasını taciz etme, tiksinmede görülen özelliklerdir. Sempatik ve parasempatikten bahsettim. Parasempatik dinin halimizdi, sempatik savaş halimizdi. Orada savaş taşı ve donkal dediğimiz bir yapı var. Şimdi bu tablo önemli bir tablo. Bu sizin en çok acil serviste karşılaşacağınız hikaye. Sağlıklı bireyler, hatta nevrotik bireyler şu yeşil çizginin içerisinde geliyor. Şu iki tane hap, sağlıklı regülasyon ve sağlık ocağında problem çıkarmayan, acil serviste problem çıkarmayan normal insanlar bu tabi. Normal insanlar hiçbir zaman problem çıkarmazlar. Acil servisteki tüm yapılan işlemleri kolaylaştıran, su gibi akan insanlardır. Fakat kişinin duygu regülasyonu stres altında, biraz önce de bahsettiğim gibi alt kişisel gelişme evresine inmişse yavaş yavaş bu duygulanım artar, yavaş yavaş öfkeye doğru çıkar ve şu noktadan sonra artık kontrol dışına çıkmıştır burada. Sempatik sistem aktif olmuştur gördüğünüz gibi. Savaş, kaç, çözülmüş öfke veya panik hali. Panik içinde gelen, öfke haline gelen kişinin duygu regülasyonu şu yeşil çizgi içerisinde bitmemektedir. Ve artık parasempatik sistemin sağlıklı tepkiselliği yerine sempatik sistemin savaş haline doğru dönüşmüştür. Eğer şu noktada çok pik yaparsa, o korku, panik hissi, öfke hali, travma haline alır. Burada travma haline aldığı zaman pat diye dibe düşer. Burada farklı bir nöronal alan aktive oluyor. Bu nöronal alan parasempatik sistemin uzantısı olduğu halde ilkel dorsal bagal alan dediğimiz alanı aktive eder burada. Donup kalma dediğimiz, ölü taklidi yapma dediğimiz, şaşkın dediğimiz, disosiyasyon dediğimiz, çözülme dediğimiz savunmayı oluşturan mekanizmanın olduğu yerdir. Ve burada genellikle belgesellerde görürsünüz aslan işte geyiğe atlar, geyik bir anda ölmüş gibi yere yatar, siz yakalandı ve öldü zannedersiniz. Aslan canlı insan hayvanlara saldırma içgüdüsüyle dolu bir yapıdır. Orada canlılığı bir anda kaybolmuş olan yaratığı kaybeder zihninde ve göremez. Dolayısıyla orada ölü taklidi yapan ceylan veyahut da geyik veyahut da bir başka hayvan bir müddet sonra işte şu mekanizmanın ilkel dorsal ve gar mekanizmanın aktivasyonuyla canını kurtarır. Aslan olay yerden uzaklaştığı zaman bir anda bu mekanizma çözülür. Aynı hastaneye gelip de her şey metanetle yapılan kadının olay bittikten sonra doktorlar hastalarını teslim ettikten sonra panik içinde kaçması gibi aynı olay burada meydana gelir. Bunun arkasındaki biyolojik mekanizma da budur. Acil serviste en önemli iletişim şekli sağ beynin sağ beyine sezgisel biyolojik iletişim şeklidir. Bunu tamamlayacak olan şey ise sol beyinden sol beyine mantıksal bir anlatılır. Önce hastayı hissedersiniz. Hissettiğiniz şeyle ilgili konuşma yapacaksanız sol beyniniz devreye girer. Sol beyin konuşma beynidir. O anlama büründürmedir. Anlama büründürmek de hastayı tamamen rahatlatan, kendini iyi hissettiren bir potansiyeldir. Sağ beyinle başlayacaksanız sol beyinle bitireceksiniz. Burada da biraz önce anlatmış olduğumuz anne ve çocuk arasındaki o duygusal iletişim nörobiyolojik yapısı, işitsel sesteki prozodiği, yüzdeki görmüş olduğunuz fasiyel yapı, ellerin tonusu, birbirine dokunma ihtiyacı ve beden postürü, iki kişinin özler arasındaki nörobiyolojik gelişmesi, şu anne beyninde olan ayna nöronlar vasıtası algıladığı çocuğa ritmik bir şekilde çocuğun ihtiyacını hisseden ve onun kimliğini onaylayan. Bir kimlik ediniyorsanız arkadaşlar, size bakan bir yüzden ediniyorsunuz. Size bakan bir yüzü yoksa sizin kimliğiniz oluşması mümkün değil. Siz ancak başkasının aynasında bir kimlik oluşturabilirsiniz. Yine beyin sapından başlayan uyaranlar limbik sisteme gelir. Limbik sistemden sağ uyarı yukarıya geçer. Burada biraz önce imgelenme ve hayalde sağ beyinden sağ beyine iletişim olur. Ardından bilgi sol beyine geçer.
sol beyinde dile bürünür, anlama bürünür. Ondan sonra aile, toplum ve çevreyle devam eder. Normal nöronal iletimimiz bu şekildedir bizim. Burada da şurası yaşlarımız, 1 yaş, 2 yaş. Sağ, ilk bakarsanız doğduktan sonra büyüyen beynimiz hacim olarak sağ, ardından sol beyin büyümesi ve gittikçe büyümenin oransız olarak düşmesi 10-11 yaşlarına geldiğimizde bütün çok azalmaz. Ama doğumdan sonraki ilk 1,5-2 yılda en çok büyüyen alanımız sağ beynin duygu regülasyonuyla ilgili kısmı sağ beyninin sağ beyin alanımızı. 2 yaşından sonra da büyüyen beynimiz sol beynimiz olarak adlandırılıyor. Yine sempatik ve parasempatik sistemin dağılımı ve bunu kifak edilerde görmüştük. Yine orta beyindeki limbik sistemde ve amigdaladaki esas sağ beyninin sağ beyin aktivasyonu başladığı yer. Burada da yine sizin için önemli olan acil servislerde kişi onun otonom sinir sistemi içerisinde sağlıklı bireyle, normal bireyle optimal uyarılma düzeyine gelir. Üzüntüsü, öfkesi, kızgınlığı, her şeyi kontrol altında gelir. Dinlenme ve bizi hazmetme, parasempatik ventral vagal sistemi, sosyal katılım sistemi, göz teması, yüz ifadesi ve seslendirme. Şimdi bu sistem dengeden çıkarsa tehlike başlar. Aşırı uyarılma, kalp atışlarında hızlanma, sempatik sistemin aktivasyonu, hareketlenme, savaş baş, çözülmüş öfke ve panik. Hayati tehditleri zorun kalmada da düşük uyarılma, kalp atışlarının yavaşlaması, karantinasal, parasempatik, dorsal vagal sistemin aktifleşmesi, hareketsizleşme, dolma, çözülmüş panik. Siz şu iki alanla çalışacaksınız. Şu iki alanı şu hale getireceksiniz. Yani acil serviste gerçekten bir şey yapıyorsanız ve başarıyorsanız, insanlar sakinleşirse, bilerek veya bilmeyerek, sağ beyinle veya sol beyinle yaptığınız şey, şuradaki sistemi uyarılma düzeyini düşürerek şuraya getirmiş olmanızdan kaynaklanıyor. Bu yine burada da aslında psikotik düzlemden nevrotik düzleme doğru nörobiyolojik gelişimimizin hikayesi var ama burayı ben geçeceğim. Acil seyrek seremanın yüzündeki ifade, konuşması, ses tonu, beden dili ve gözlerdeki ışıklama her şeyi kontrol altına ve sağlayabileceği gibi kontrol altında olan her şeyin dağılmasına neden olur. Sağlıklı gelen insanı bozabilirsiniz. Eğer siz şu duygu regülasyonu iç dünyanızda yüzünüzdeki ifade, lanet olsun ifadesiyle konuşmanız, ses tonunuz, prozodunuz bozuk ve öfkeliyse, beden diliniz sertse, gözlerinizdeki ışıklama tiksindi, nefretle bakıyorsa normal sağlık gelen insanın her türlü hem kimlik kısmını onaylanıyorsa hem de bağlanma ihtiyaçlarını karşılayamadığı için sizi hizaya getirir. Önce bizlerin sağlıklı olması gerekiyor. Önce bizlerin duygu regülasyon içerisinde olması gerekiyor ki zaten problemli ve yüklü gelmiş olan insanlara hazmedebilir. O zaman sizin beyin midenizin çok büyük olması lazım. Dayanabildiğinde kadar, dayanmak dayanamadığında nöbet arkadaşına devretmek, gidip dinlenmek, regl olmak ve geri gelmek. Yani problemleri illa halledeceğim şeklindeki bir iddianızın olmaması lazım. Herkes kendi kapasitesini bilmeli. Kapasitesinin sınırlarına geldiğinde de dinlenme molaları almalıdır ve yöneticilerin bunu görmelidir. Acil servisi yapılan doğru mantıklı bir kutup trans hali yaratır ve kişiler çaresizlik durumunun kurallara uymaya eğilimlidir. Bu da çok ilginçtir. Hipnoz mesela bazen zor yapılanmıştı ama acil servise gelen uyumlanıcı kişilere, ki bu disosiyasyon bunun en önemli özelliğiydi, verdiğiniz her türlü tarzı ağır büyümeyeceksin, şu anda oturacaksın, kalkacaksın diye. Ağır operasyonları dahi yapsanız hastanın ağır kursunu ortadan kaldırabilecek hipnotik trans halini yaratabilirsiniz. Fransa'dan değerli bir arkadaşımızla tanıştım bu seneki bir kongrede Avrupa'da. Acil servise, Fransa'da, Paris'te acil servise acil hekim olarak çalışıyordu. Keşke sizler onu davet etseniz de size acil servis ambulans içerisinde çektiği filmleri gösterse. Çok işte kırıklar, yaralanmalar, trafik kazalarına müdahale ettiklerinde çok da Türk bir arkadaşımız, Fransa'da doğup büyümüş tıp hekimi olmuş. Birkaç tane terkinle hastaları bir anda rahatlatıp hipnotik hale getiriyor ve serumunu takıyor, bir kişinin atıyor, aletlerini takıyor, oksijeni veriyor. Bununla ilgili onlarca bize video izletti ve hayran kaldık çalışmasına. Acil servislerde hipnotik trans çalışması nasıl yapılır diye kongrede bir sunum yaptı. Böyle bir tarafı da var. Acil servis hastalara ihtiyaç içerisinde oldukları için kendilerini bir otoriteye bağlamaya fedaşayı bir yaklaşımla yaklaşıldığında sizin sözleriniz hemen uyumlanmaya yönelik bir tarafı da var. Bu da sizin kazancınız diye düşünüyorum.
Bu da Fransa psikanalisti Eric Fromm'un geliştirdiği bir şey. Üç tür ilişki şekli vardır. Her birimizin içinde üç tane yapı var arkadaşlar. Üç ego var. Ebeveyn şekli, anne baba gibi davranan egomuz var. Erişkin gibi davranan egomuz var. Çocuk gibi davranan egomuz var. Normal sağlıklı ilişkiler, erişkin ilişkilerdir. Ama acil servise geldiğinde insanlar genellikle çocuk egolarıyla gelirler. Yani muhtaçlıklar ve sizi ebeveyn yerine koyarlar. Bu aslında biraz önce anlattığım farklı kurallardaki bilgilerin Eric Fromm tarafından farklı bir şekilde formüle edilmesidir. Burada da acil servise gelenler kendileri çocuk şeklinde geldikleri için sizin ebeveyn konumunda olmanızı arzular. Eğer siz ebeveyn konumunda olursanız hastalar rahatlar ve sizin telkinlerinize, sizin tedavi sistemlerine çok çabuk uyumlanma gösterir. Entelektüel seviyesi farkından yüksek değilse daha çok erişkin bir ilişki isterler. Onları çocuk yerine koymanızı istemezler. Bunu da işte mesela genellikle arkadaşlarımız bunu da yapıyorlar. Hemşireler de bunu çok yapar. İşte insanlar geldi, onları hemen böyle şefkatle çocuk muamelesi yaparlar. İşte annesi yaşında, babası yaşında adamlar kuzu gibi olurlar. Çocuklaşırlar. İşte yat şuraya, işte merak etme, halledecek. Omuzundan dokunur. Bu gayet güzel ve yerindedir. Ama erişkin bir ilişkiye alışkın olan bir insana böyle çocuk muamelesi yaptığınızda şiddetli tepki çeker. Sonra o muamelenin yapılmasının yine bunu sessizsel olarak hissedilmesi gerekiyor. Bu Eric Berlin yönetmen sanksiyonu. Acil servis görevlisi, yani sizler oluyorsunuz. Kişilik yapılanması, kendilik nesnesi, işlevi durumu, tamamlayış ve karşılıkların pozisyonu, beden dili kontrol edilme yetisi, kendisinin olgunlaşma seviyesi, sağ beyindeki yaşadıklarını sol beynine anlamak dönülecek cümle kuruluşu, gerektiğinde müdahale edebilecek güçlü bir pozisyonu olmalı. İdeal acil servisi elemanının özellikleri olarak yazabilirsiniz. Yani buna ulaşmak mümkün değil ama karınca demişler, nereye gidiyorsun? Hacca gidiyorum. Ya senin boyunun boşuna bak, harç veresen de bu yolda ölürüz ya demiş. Biz de bu yolda ölmek için bu özellikleri hem kendimiz için, hem aileniz için, hem de hastalarımız için her gün biraz daha artırırsak daha iyi olur diye düşünüyorum. Tüm bu ilişkilerin hangi şekilde olacağını belirler. Acil servisinin bir yönde ifade ettiği beta işlevleri, alfa işlevlere dönüşürecek. Zehirli gelen malzemeyi detoksifiye edecek. Öfkeyi, kızgınlığı, üzüntüyü, korkuyu. Onları metabolizecek bilgiye sahip olması acil servisinin düzeni sağlayan en önemli şeydir. Annenin kendi bütünleştirici duygusal kapasitesi, bir yönün annenin kendi bütünleştirici duygusal kapasitesi kullanarak bebeği beta unsurlar içinde anneye yansıtan duygusal izlenimler, bunlar negatif, öfke, kızgınlık bebek olarak düşünürseniz, annenin sakinleştirici ve dönüştürücü özelliği ve buna az özellikler deniyor. Çocuğa bunları öğretmesi ve yaşatmanız. Dikkatiniz için hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Şey oldu, interaktif pek olmadı ama bu kafamda da anlatayım size. Evet. Bir soru sormak istedim. Hayır, hayır. Bu kişilik bozukluklarıyla ilgili kısmı anlatırken manik narsist antisosyal yapıdan bahsediyorum. Bunlar da önceliğiniz kendinizi korumanız. Yani hastadan önce. Çünkü orada zıvanadan çıkan bir yapıyı bahsetmiş olduğum teknik yöntemler hiçbiriyle halledemezsiniz. Mutlaka güvenlikten yardım istemeniz lazım. Öbürünün derde sevilmesi lazım. Bunu da şöyle düşünün. Bir psikiyatrist olarak bize psikotik hastalar gelir. Psikotik hastalar çok zarar verici olabilir. Yani birkaç hasta mesela bana bıçakla saldırdı. Bunun bizim meslek riski değil ama yani ölüme burun buruna gelebilirsiniz. Dolayısıyla malignant narsist olarak zıvanadan çıkmış, öfke zıvanasından çıkmış veyahut da antisosyal bir şekilde gözünü korkutmak amaçlı olarak saldırıya, silahlı saldırıya, bıçak olabilir, devlet olabilir, taş olabilir. Böyle bir durum hissettiğinizde mutlaka yine devlet alınan tedbirler vardır güvenlikle ilgili olarak. Kendinizi hastadan korumak, kaçmak,
sarklarmak, tedbir almanız gerekiyor. Orada kahramanlık yaparak ben gözüne bakacağım, duygu regülasyonu yapacağım şeklindeki bir şey doğru değil. Ama bu iki grup dışındaki vakaların her biriyle göz temasını yapabilirsiniz, dokunabilirsiniz, yanına geçebilirsiniz, yatıştırabilirsiniz. Bu ikisi hariç. Okay. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Ya yemeğe gideceğiz, bırak yakamızı hoca diyorsunuz da. Evet. Hocam teşekkür ederim Doktor Ayhan Ankara'na. Ben de eğitimci olarak katıldım. Öncelikle teşekkür ederim. Birkaç şey söyleyeceğim hemen vaktinizi almadan. Öncelikle Sayın Üstelik'e yardımcımız Aziz Sayıs'ta bitirilir diye başladı. Haklı, bu çok artık klişe bir cümle oldu. Fakat biz de biliyoruz ki aslında Aziz Sayıs'tan bitirilir diye başlamıştı Sayın Üstelik'e yardımcımız. Benim elimi diye. Fakat biz de biliyoruz ki aslında ilgiyi çeken, güzelliklerinin olduğu, dikkat çekici, cezbedici şeyler gibi dinler. Teorikte acil servislerin aslında kalabalıktan, şiddetten dolayı çok da böyle bitirin özelliğini artık ben kaybettiğimi düşünüyorum. Hatta Arthur Kellerman diye Amerikalı bir acilcinin güzel bir lafı var. Aslında diyor hastaneler, aciller hastane gibi çalışacağını, hastaneler acil gibi çalışmalıdır diyor sürekli iş açısından. Aslında bu vitrin vizyonu bir daha bir gözden geçirmemizi gerekiyor diye düşünüyorum. İkinci söyleyeceğim bu. Hepimiz biliyoruz ki insan biyo, psiko ve sosyal bir varlıktır. Aslında biz doktorlar olarak şu anda sadece biyosuyla ilgileniyoruz. Sözünüzün başında, konuşmalarınızın başında aslında birçok ürün altta yatan psikolojiden kaynaklarından bahsettiniz. Aslında insanlar hasta olmadan psiko ve sosyal yönlerini geliştirsek, aslında toplumu bu konuda eğitsek, bu belki bugün olmaz, bir günde olmaz, uzun süreli bir şeydir. Biz aslında biyosuyla da daha az uğraşacağımızı düşünüyorum. Zaten artık biyosuyla uğraşıyoruz ama aslında sadece tetkikleri uğraşıyoruz. Artık dokunmayla bıraktık maalesef, kalabalıktan dolayı. Bunu ayrı bir katkı yapmak istedim. Doktor psikolojisinden de bahsettiniz. Hep çocukluk çağındaki gelişmelerden bahsettiniz. Artık o maturasyonu tamamladık. Bundan sonra ne yapacağımız aslında bizim için önemli. Doktorun psikolojisinin yanında çalışılan yerin mekan özellikleri, çalışılan personel sayısı, acil servis kalabalığı, nöbet düzenleri vesaire bunlar da aslında multifaktöriyel işler. İş sadece bizim sadece psikolojimizi yönetmekle olmuyor. Fakat dediğiniz şeyler özellikle bir acil servis çalışanın idealinin bu olması gerektiği diye bir son slaytımız vardı. Biz bunları yaparken de aslında birçok şey içimize atarak kendimizi çürütmeye terk ediyoruz aslında. Bu da bir gerçek. Çünkü bizim de insan olduğumuz vesaire unutuluyor. Kabaca bu teorik bilgiler yine önemli. Tabii ki gelişelim, okuyalım, eğitelim, eğitilelim falan ama bunları pratikte sahaya ne kadar yansıtacağımız da önemli. Onda sadece bir katkı olmalısınız. Teşekkür ederim. Ben de buradan bir öneri acil serviste çalışanlar tükenmeye çok yatkın ve çok tükenebilecek pozisyonda olan insanlar. Çok riskli bir meslek dalı. Mutlaka kendi aralarında akran süpervizyonu ve mümkünse grup terapileri yapsınlar. Yani bu konuyu gündeme getirin. Ayda bir sefer bile olsa bir terapistle beraber belirli bölgedeki acil görevlilerin sadece acille sınırlı olmak kaydıyla duygularını boşalttık, tükenmişlik duygularından kurtulmak mümkündür. Psikiyatristler bunu yaparlar, psikoterapistler bunu yaparlar. Yoksa bu kadar yükü bir insanın kaldırması mümkün değil. Ancak bunun kaldırılabilmesi için benzer durumda olan arkadaşlarla paylaşımın ve alternatif bakış tarzlarının geliştirilmesi, duygusal deşarj yeniden yapılanmayı sağlayan bir araçtır. Bunu da ihmal edilmemesi lazım. Mutlaka siz kaçak köşek yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Mesela doktor odalarına, acizleriniz odalarına bir dedikodu falan yapıyorsunuz da hastalarla konuşuyorsunuz, uzmanlarla. Bu aslında bir grup terapisi ortamı. Bunun daha bilinçli ve şuurlu bir şekilde yapılmış olması bu tükenmişlik duygularının önüne geçecek bir pozisyon yaratır. Söylediklerinizin hepsine katılıyorum. Çok alan var aslında konuşulacak fiziki şartlar vesaire. Ama öncelikli olarak acil serviste çalışacak arkadaşlarımızın duygu regülasyonunu sağlayacak olgunluğa ulaşması. Maturasyon ömür boyu devam eden bir şeydir. Nöronal plastisite vardır. Ana yapı itibariyle her ne kadar 3-4 yaşında
temel yapılanma bitiyorsa, uygun şartlarda bu yapılar her zaman değişiyor ve dönüşüyor. Her zaman kendimizi yapılandırmamız mümkündür. Özellikle ben hekim arkadaşımıza katılıyorum. Tabii ki acillerin için olduğunu söylerken hastanelerimizin ilk giriş alanı olduğu için bunu bahsedeyim. Aslında Sağlık Bakanlığı olarak birinci basamak sağlık hizmetleri ve aile hekimliği sistemini daha etkin bir şekilde kurmak için çaba harcıyoruz. Özellikle Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü benim okulumda olduğu için bu konu üzerinde birkaç aydır çalışmalarımız mevcut. Kesinlikle size katılıyorum. Her hasta, başı ağrıyan, beli ağrıyan her hasta acile gidiyor, uzmana ulaşmaya çalışıyor. Aslında bizim sağlık sistemimizde ciddi bir reform yapmamız gerekiyor. Aile sağlığı sisteminin daha yaygınlaştırılarak, özellikle de sağlıklı hayat merkezlerini kurularak hem aile hekimlerimizi de toplumda daha güvenli ortamda tedavi olacakları, yani o algıyı, aile hekimlerine karşı pozitif algıyı oluşturmak ve aile hekimini kabul eden bir toplumun gerektiğinde acile başvurması gerektiği kültürünü oluşturmak ve aynı zamanda sağlıklı hayat merkezlerini de kurarak herkesin hastaneye, polikliniklere gitmesini de önlemek gibi bir stratejimiz mevcut. Çünkü hastaneler aslında yurt dışındaki gibi sadece ağırlıklı olarak yatan hastaların tedavi edildiği merkezler olmalı. Ama bizim ülkemizde maalesef hem poliklinik verilerine bakıyorsunuz, hem acile bakıyorsunuz, yoğunluk polikliniklerde ve acillerde. Hastaneler gerçek vazifesini yapamıyor. Bu aile hekimliği sisteminin güçlenmesiyle mümkün olacaktır. Bununla ilgili çalıştay ve stratejik olarak belirleyeceğimiz planlarımızı şu anda pilot illerde başlayacağız. İnşallah bu sistemi dünyadaki gibi kurmayı ümit ediyoruz. Sizin katkılarınız ve sizlerle birlikte bu iletişimleri zaten o yüzden özellikle alıyoruz. Ben de bir çocuk hematoloji ve onkoloji uzmanı olarak sizin yaşadıklarınızı bizzat yaşadım. Kendi branşımda olmamasına rağmen acillerde yıllarca nöbet tuttum ve bunları gerçekten size anlayarak söylüyorum. Sahadan gelen bir bürokratım. O yüzden neye ihtiyacı olduğunu bilerek o şekilde planlama yapmaya çalışıyoruz. Hep birlikte inşallah bu toplumsal algıyı düzelterek gerçek acillere, acil hastaların başvurmasını sağlamak için çalışacağız. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar soru almayalım. Öğlen yemeği vakti geçiyor. Gerekirse hocam bizimle beraber devam edecek. Kendisine özel sorabiliriz. Şimdi eskiden olan arkadaşlardan bir kısmı bilir. Bir gün yağmurlu bir günde yolda gidiyorum. Baktım haraşa gidiyorum. Yaşlı bir bayan elinde iki tane pazar çantası. Durdum. Neyse buyur dedim. Camı açtım. Yavrum çok yakın dedi. İsrar ettim. Neyse bindi. Yaklaşık 50 metre sonra da burada ineceğim dedi. Tabii indi. İnerken Allah razı olsun dedi. Ben döndüm dedim ki teyze bana dua etti. Böyle ters bir şekilde sen ne diyorsun ya dedi. Dedim acaba yanlış mı anladın söylediğim lafı. Dedim hayırdır teyze. Dedim ben sana Allah razı olsun dedim. Daha ne istiyorsun? Şimdi değerli hocam ilk teklif ettiğimizde kendisine ücret ödeyemeyeceğimize Allah rızası için geldi dediğimizde severek kabul etti. Ama bugünkü konuşmasında bize verdiği bu değerlerle ücretini çok çok fazlasıyla alacağına inanıyorum. Hem dünyada hem ahirette ise her Allah razı olsun diyen hocamız da o Allah razı olsunlardan faydalanacaktır. Ben de kendisine Allah razı olsun diyorum. Zahmet ettiniz. Çok teşekkür ederim. Buna teşekkür ederim Muhammed Bey. Özlem Hanım biraz da canım diye şey yaptım ama özellikle Özlem'in yoğun mesaisi geçmesi. Birkaç sefer program değişti. Ben de program biraz yoğun, sağa sola gidiyorum, gitmeye de çalışıyorum. Hep birlikte programı değiştirmek durumunda kaldım. Üçüncü değişiklik dedi ki, bak Özlem dedim bu son olsun, eğer daha değiştirecek olursan artık ben affımı isteyeceğim dedim. Böyle bir şey olursa Muhammed Bey de Özlem Bey de çok ısrarlı takipleri. Kendilerine teşekkür ederim. Sizin gibi değerli bir yüzüyle grupla karşılaştırdı, tanıştırdı. Ben de teşekkürler, arz ediyorum. Allah razı olsun. Bu arada ben hocamla tanıştıran harika ama şu anda aramızda değil. Mehmet Bey'e teşekkür ediyorum, sağ olun. Küçük bir hediyemiz var. Sayın Müsteşarımı takdim etmek üzere Hüsnü'ye arz ediyorum. Doğum hizmetleri.
Özellikle anne adaylarımıza bu konuda iletişim ve özellikle doğumdaki bu olumsuz ve negatif algıyı yıkmak adına, kadınlarımızı normal doğuma teşvik etmek adına inşallah böyle seminerlerde yine bizim yanımızda olursanız çok mutlu oluruz. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum şimdi. Arkadaşlar, bir saat geçelim. Bir buçuktu listede ama ikide inşallah beraber olalım. Afiyet olsun. Yarın akşam döneceğim. Ay çok iyi. Söz almak isterim ama zaman hiç beş kalmasa şey yapılması gerekiyor. Ben şunu demek istiyorum. Hani aile hekimi güçlendirmeye çalışıyorsunuz. Ben 6 sene aile hekimi yapmışlarsın. Şimdi acil serviste 3 senedir çalışıyorum. Şey, şöyle lütfen. Sağdan sık gibi. Sorun aile hekimi yapmışsınız gibi. Soru. Evet. Çalışma çalışma bakanlığı. Bence bütün işçiliğe çalışma düzenleri ve yaşayan firmaların çalışma düzenleriyle ciddi yaptırımlar uzanacak. Ne gibi dersiniz? Şu an toplumun en büyük sorunu masalacı serviste. Genel hasta mesela 500 hasta kalacak. 100 bin şeye rağmen. 500 hasta çok yüksek bir rakam. Ve bunların içerisinde ne? En az 400-450'si belki. Bu otorite yaşamında. Üst şeyler, basit, travma, ufak tefek. Ve hani bunu normalde bizim birinci basamak ayırabileceğini ben de düşünüyorum ama problem şu, adam geliyor diyor ki ben diyor iş yerine izin alamıyorum, ben diyor öğretmenim izin alamıyorum, ben diyor izin alamıyorum. Hep bu şekilde. Hani ya ben bugün gidemedim, rapor yazar mısın? Evet. Bu kadar sıkıntılı bir şey ki. Yani çünkü güçlenmesin. Hayır, öyle düşünmüyorum. Şey düşünüyorum. Aile kimlik yapmayı kullandım. Bu dediğiniz mesela şey anlamda toparlanmaya çalışalım. İşte cumartesi olsun, esnek mesai yaparlar. Yani çalışan insanlar zaten hep mesai sonrası geliyor. Yani evet. Yani burada ya şöyle, benim önerim çalışmak. Bakın önce şey güzel.